Ya, bismillah başlayalım hocam. Vallahi bugünkü konudan dolayı biraz ölüm ve hayat dedik bakalım inşallah. Böyle dünyacılığın böyle yaygın olduğu bir zamanda Evet. bak, acı gerçeklerden bahsetmek bir gün böyle şöyle güzel bir şey var kimin bilmiyorum. Ölümle hayat arasında ya hayat ölüme demiş ki Ha. ya demiş insanlar beni çok seviyorlar seni hiç sevmiyorlar demiş ölüme. Hayat mı diyeyim? Hayat diyor. Ha. Yani beni çok seviyor insanlar seni hiç sevmiyorlar demiş. O da demiş ki doğru demiş. Sen çünkü yalan bir şeysin. Yalan bir hikayesin demiş. Yalan bir hikayesin. Ben ise acı bir gerçeğim demiş. Yalan Yalan bir masalsın sen. yalan Öbürü bazı sen acı bir gerçeksin demiş. çok doğru. Biz şu anda işte hem bu masaldan dünya şeyinden böyle dünyanın aslında bir illüzyon olduğu şu anda bilimsel şeylerde de ortaya çıkıyor. Dünya bir simülasyon. Simülasyon. Yani simülasyon ne? Şu metaverse var ya, metaverse bir simülasyon. Yani biz burada bir simülasyon yazmışız. Onun içindeki insanlar oynuyorlar. Gayet güzel, neşeli. Fakat oradan bir çıkacaklar gerçeklerle yüzleşecekler belli bir zaman sonra. Ya bizi Allah da dünyayı böyle bir yazmış böyle bir imtihan simülasyonu olarak. Bu dünyada yaşıyoruz. Bir de insanlık tarihinde hiç bu asır kadar dünyacılık ön plana çıkmamış. Allah Allah. Yani ahireti unutma, yani ölümü ahireti unutup sadece dünya ebedi gibi. Çünkü hazların çok kolay böyle medeniyet fantazilerinin, lükslerin, eğlencenin, hazın bu kadar yüceltildiği ve küresel olarak olduğu bir dönem hiç yok insanlık tarihinde. Böyle bir zaman. Yani onun için bu da ve enteresan bir zaman. Onun için Demek ki bu hocam ahir zaman olduğu için mi öyle olmuş oluyor? ya işte ahir zaman tasvirlerine çok uyuyor yani burada. Ahir zamanda hatta ahir zaman şöyle aramızda Konyalı var mı bilmiyorum. Konya'da bir gün şey olmuş. Adamın traktörü ilk çıktığı zaman traktörü görünce hoca demiş ki bu ahir zaman alameti demiş. Ya demişler niye traktörle ahir zaman alameti ne var? Ahir zamanda büyükler küçüklerin arkasından gidecek diyor. Rivayet var demiş. Küçük büyük teker yani arka teker büyük ya traktörde. Küçük tekerin arkasından gidiyor diye mecaz aslında orası. Mecazi arkasından gidiyor derken aslında ahir zamanda çocukların arkasına gelecek büyükler. Yani çocuklar evin efendisi olacak diyor. Yani o hadis mecazi bir hadis tabii. Onu gerçek zannedip öyle bir tabii işin mizah kısmı o. Yani onun için hakikaten böyle birçok şey bu zamandaki tuhaflıklara uyuyor. Şurada ben şu aşkı mecazi, aşk hakikiyle biraz bahsetmek istiyorum ben. Şimdi mahbupları olan aşkı mecazi, aşk hakiki inkılap ettiği gibi mesela Züleyha'nın aşkı mesela Yusuf'a aşk hakiki inkılap ediyor. Artık Hazreti Yusuf ona seneler sonra artık şey gelince Allah'tan şey gelince nikah etmek istiyor, reddediyor. Çünkü aşk hakiki buldum ben diyor. Sen sadece aracıymışsın diyor. Ya mesela Hazreti Yusuf'u Züleyha'nın aşkı o senelerce çektiği çile aşkı mecazi bulma çilesi. Leyla ile Mecnun'u hemen böyle tam anlatmıyorlar ama aslında Leyla'nın Mecnun'u reddetmesinin sebebi hani birbirlerini aşkından düşüne düşüne öldüler diyorlar. Aslında Fuzuli'nin o divanında Leyla ikisi de hakiki aşkı buldukları için
birbirlerine kavuşmaların lüzum yok maalesef, artık ihtiyaç kalmadı. Birbirlerine kavuşamıyorlar. Oradan aşkı mecazen aşk hakiki buluyorlar. Ve önce aşk Leyla ölüyor. O da gidiyor mezarı başında, o da ölüyor. Ama ölürken birbirlerini istemediklerinden değil. Artık daha büyük aşkı, baki olanı görüyorlar. Hakiki olanı görüyorlar. Aynadaki aşka öbürünün ayna olduğunu, aynadaki görüntünün aslında güneş olduğunu görüyorlar. Aynaya değil, biz güneşe yönelim diyorlar ve güneşe yöneliyorlar. Şimdi burada da burada dünya hayatı, ahiret hayatı ile ilgili bir şey yapıyor. Çok güzel bir teşbih var. El cevap. Evet, dünyanın fani yüzüne karşı aşk-ı mecazi, eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa, dünyanın pek güzeli ve ayni esma-i ilahiye ve mezra-i ahiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa. Bak, Allah'ın üç tane yüzü var dünyanın. Biri dünyanın kendine bakan yüzü. Şu anda bizim işte sekülerizm dediğimiz, Türk kulübünde baktım ben, sekülerizm kelimesi tamamen felsefi bir tabir. Dünyacılık demek. Ama enteresan bir şekilde laikliğin yerinde kullanılıyor. Hiç alakası yok. Sekülerizm dünyacılık demek. Laiklik yönetim biçimidir. Sekülerizm yaşam biçimidir. Yani laiklik bir siyasi de yönetim biçimi. Yani Allah'a yok gibi dünyayı yönetme biçimi. Ama sekülerizm yaşam felsefesi. Bir insan mesela laikliği yönetim biçimi olarak benimsel ama seküler olmak zorunda değil. Yani ahireti de, Allah'a da, dindarlığı da aynı anda yaşayabilir. Onun için özgürlükçü laiklik dindarlığa ters düşmüyor onun için. Mesela şu anda ben konuşuluyor ya, anayasa değişikliği konuşuluyor. Keşke şu anda birisi bu konu gündeme gelmişken, yani hiç başka bir şeye lüzum yok bak. Anayasadaki anahtar kavram laiklik tanımı şeysiz bırakılmış. Yani yazılmış, tarif edilmemiş. Ya biz üniversitede bir yönerge hazırlıyoruz. Basit bir yönerge. Amaç, kapsam, tanımlar diyoruz. Bak, üç tane madde var. Bunun amacı ne? Hastanenin şu işlerini düzeltmek, ameliyathane işlerini düzeltmek mesela. Amaç ne? Kapsam ne? Doktorları, hemşireleri kapsar. Tanımlar ne? Doktor nedir? Hemşire nedir? Anestezi nedir? Narkoz nedir? Onlar yazılır. Aynı bunun gibi. Burada da anayasa yazılıyor. Amaç nedir? Toplumsal bir sözleşme. Şey nedir? Maksat nedir? Toplumun ortak hareketi diye kural ve prensiplerin, ana kural ve prensiplerin yazılması. Tanımlar da yazılmamış anayasada. Kasıtlı. İşte yazılmadığı mesela için şu, de lastikli olarak. Elastik. Şu anda siyaset, hazır anayasa gündeme gelmişken birisi bu şeyi hatırlatsa, şu anda siyasete Cumhurbaşkanımız hatırlatsa, sadece bu maddeyi değiştirdik, başörtüsü hepsi buna dayandırır. Anayasadaki bu maddeye. Ama bunu, sadece bunu değil de başka maddeler de eklenirse şey olur, bu başka niyet araştırılır. Ama maksat şeyse, dinin önündeki engellerin kaldırılmasıysa, ki başörtüsü de odur, dindar, yani din eğitiminin, dindar yaşamının, laiklik şeydir. Yani laiklik hükmünü kaldırmaya gerek yok. Laikliği özgürlükçü laiklik olarak Osmanlı'daki sistem aslında çoklu hukuk sistemi var. Bütün kimliklere özgürlük vermiş. Bunu tanımlayan, yani laikliği özgürlükçülük olarak anlaşılmaktadır diye bir kelime eklesinler anayasa, yeter, emin ol. Yani öbür türlü Fransız tipi laiklik böyle yönetim biçimi olarak, baskıcılık olarak yorumluyor bir anayasa mahkemesi geliyor. Başka bir, şimdi mesela ne oluyor? Şey olarak yorumluyor. Fakat ben bakıyorum, şöyle diyorlar. Türkiye'nin artık başörtüsü kalmamıştır diyorlar. Yok, bal gibi sürüyor şu anda. Anayasa mahkemesinde tuzak maddeler duruyor.
bunu değiştirmedikçe bir değişik bir şey gelir. Hani normal şu anda demokratik sistemde yapamazlar bunu ama şu anda Türkiye'de bir sisinin çıkmayacağını kim söyleyebilir ki? Onun için yani bir kaos olsa emin ol tuzakta uyuyan var, darbeciler bekliyor. Yani onun için ben burada yani bunu bir söylemek, yani madem vekillerimiz var burada, hepimiz yani bunu bir şey yapın, yani bir şekilde ulaştırmakta fayda var. Neyse, konumuza dönersek, yani burada bu şey oldu da ben linçe uğradım tweette, ölüm ve sekülerizmi tanımladığım bir şeyde, ona sekülerizm değil de Allah ve ahiret de öğretilseydi diye yazdım diye Allah ne şey olmadı, linçe uğradık resmen. Onun için burada açıklama getirdim bilerek. Neyse, yani üç tane dünyanın üç yüzü var bak. Birisi dünyanın kendine bakan yüzü, sekülerizm dediğimiz. Diğeri dünyanın Esma-i İlahiye bakılan kainat kitabı yüzü. Üçüncüsü de ahiretin tarlası olan yüzü, imtihan yüzü. Ahirete bu üç tane yüzü var. Şimdi olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak oluyoruz. Biz sadece üç şeye bakıyoruz. Üç gözden birine bakıyoruz. Bunun adı psikolojide buna işte ideolojik körlük deniyor bak. Körlük. Körlük, ideolojik körlük deniyor. Doktriner körlük deniyor. Bir konuya ideolojik göze baktığın zaman büyük hakikati göremiyorsun. Mesela masanın üzerinde toplu iğne var desem ben, birisi dese ki hayır burada yok dese, hadi arayalım dese, herkes arar ama o masada yok diyen yok olduğuna inandığı için algıdır bu bak. O bakmaz masaya, bulamaz. Ama öbürü oraya da bakar ve bulur. Buna işte şey olanlara böyle ideolojik körlük oluyor. Yani belli bir ön yargılı olanlara. Yani bunlara ön yargılar, ideolojik körlük. Burada da Allah ve ahiret yok ön yargısıyla sekülerist felsefede olanlar böyle düşündükleri için tek bunlar şey gibi oluyorlar işte. Tek kanatlı oluyorlar. Yani ve bunlar yani sadece dünya saadeti oluyor, ahiret saadeti olmuyor. Ve sadece dünya saadeti insanı mutlu etmiyor, ölüm hakikati var çünkü. Evet. O gayrı meşru mecazi zevk, yani dünyevi zevkler. Yani şu anda şarkılara, türkülere baksan hepsi böyle mecazi zevkle ilgili feryat vardır. Kendim ettim, kendim buldum diye mesela. Böyle vardır hep aşk feryatları. O vakit aşk ilahi hakikiye, inkılaba yüz tutar. Onun şeyini alırsa insan, büyük fotoğrafa bakarsa aşk hakikiyi görür. Fakat bir şartla ki kendini zahil ve hayatta yalnız kararsız dünyasının harici dünya iltibas etmemektir. Kendini zahil, geçici ve hayatıyla bağlı kararsız dünyası. Yani dünyanın geçici olduğunu ve anlam değişikliği yapacak. Anlamı sadece dünyacı bir anlam düşünmeyecek. Dünyadan sonra, eğer dünyadan sonra bir yaşam yoksa bu dünyanın anlamı yok diyecek. Mesela ben bir gün hiç unutmam, bir intihar kararı vermiş bir genç getirdiler. Gençi dedim neden şey yapmak istiyorsun, yani ölmek, neden ölmek istiyorsun? Bak, hayatın, ailen böyle, hayatın çok çok şeylere sahipsin, o kadar güzel. Dedi ki benim yaşamam için bir neden yok ki dedi. Niye ölmeyeyim ki dedi çocuk. Varoluş bunalımı yaşıyor. Her şey var çocuğun. Her şey var. Okul, üniversite, her şey bitirmiş. Fakat bir zevk alamıyor hayattan. Çünkü ölüm, yani zeki de bir çocuk, ölümü düşünüyor. Ölümden sonra bir hayat olmadığını düşünüyor. Yani ben böyle mutsuz yaşayıp 10 sene, 20 sene daha yaşayıp öleceksem şimdiden ölüm kurtulayım diyorum diyor. Ve bu Avrupa'daki en büyük intihar sebepleri şu anda. Bu varoluş bunalımları. Yani buna, onun için meşhur psikiyatri, Amerikalı psikiyatrist var, Yalom. İnsan dört konudaki korkusunu çözemedi diyor. Dört konudaki var. Bu insanın modern insanın anksiyetesi diyor. Kaygısı diyor. Dört. Biri özgürlük. İki, anlam arayışı. Üç, ölüm.
ölüm. Bir tane daha vardı şimdi aklıma geldi. Bunlar da bu yani yalnızlık bir de bak. Yani ölüm, yalnızlık, anlam arayışı ve şey ölüm. Bu dört konudaki çözemediği için korkuyla yaşıyor insan diyor. Mutlu olamıyor diyor. Bunu çözden mutlu olur diyor. Bunu yatırmış. İşte burada iman Çözemeyin, meselesi bunu çözüyor. çözemeyince mi intihara gidiyor? Çözemeyince şimdi eğer kendini eğlenceye verirse şey yapıyor. Görme yani deve kuşu gibi başını kuma sokmuş. Heh. Yani ölüm gelecek düşünmüyor. Ama bir hastalık oluyor, şey oluyor, şeye giriyor böyle. Bir felç oluyor. Mesela hastanede öyle şey olanlar geliyor. Hastaneye geliyor böyle. Bakıyor ki ağır hastalığı var, ölecek. Biz ona hastalığıyla ilgili hani düzelmeyle ilgili ihtimalleri falan söylediğimiz zaman hiç dinlemiyor. Ben öleceğim diyor. Ne söylesek öleceğim diyor. Ona nöroloji kliniklerinde fişi çekti diyorlar. Bak, kafasındaki fişi çekti diyorlar. Yani hani can kurtaran aletinin o şey nefes şey cihazının fişi çekilir ya. Beyinde ben öleceğim dediği zaman hızla iştah kesiliyor, uyku kesiliyor, bozuluyor, yavaş yavaş ölüyormuş. Pat diye ölüveriyor ondan sonra. Hiç tedavi cevap vermiyor. Zihinsel olarak öldü. Kendini ölüme ben öleceğim diyor mahkeme. Çünkü yani böyle felçli yaşayacağım, hiç sana yaşamayayım diyor mesela. Ama orada iman olan bir kimse ne diyor? İman olan bir kimse dünyadaki imtihanım bitmedi, bu da bir imtihan. Burada Allah bedenime sabır versin diyor. Bedenime sabır, kalbine hakikati bulmak, bedenine sabır. Bak kalp hakikati bulursa, bedende de sabır varsa insan şeye ulaşıyor ya. Hakikat şeye ulaşıyor, huzura ulaşıyor. Kalbi hakikati anlayacak ama bu hakikat Allah'ın varlığı ve dünyanın geçici olduğu hakikat bu. Kalp duygular yani bunu diyecek ama bedeni sabredecek, aklı da yardım edecek kişiye. O zaman hakikati buluyor. O zaman aşkı mecaziyi aşk hakikiye çevriliyor. Evet, eğer dalalet ve gaflet gibi kendini unutup afaka dalıp umumi dünyayı hususi dünya zannedip ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer boğulur. Eğer bir harika olarak bir dest-i inayet onu kurtarsın. Şu hakikati tenvir için şu temsile bak. Yani temsili buna temsili şey olarak kullanıyor. Temsil, teşbih ve mecazi anlamda kullanıyor. Bak, bu aslında Bedirham Hazretleri sembolizm kullanıyor. Bak, sembolizm bir şeydir. Evet. İkna yöntemidir. Sembolizm. Sembolizm akıl yürütme yöntemlerinden birisidir. Bir konuyu sembollerle anlatıp sembolik düşünce, kavramsal düşünce, soyut düşünce. Üç tane önemli düşünce alanı var. Soyut düşünce, sembolik düşünce, karamsar şey düşünce, kavramsal düşünce. Kavramlaştırıp düşünüyor, soyut düşünüyor ve sembolik düşünüyor. Sembolizmi kullanıyor. Buradan kişinin kavramı anlamasına sebep oluyor. Yani onun için Risale-i Nur'un aslında bu çağda çok okunmasının ve çok etkili olmasının en önemli sebebi yani eski mesela eski şeyler kitaplar cenneti cehennem anlatıyorlar. Sanki böyle mekanik varlıklar gibi anlatıyorlar onları. Mekanik varlıklar gibi. Tasvir Bir zaman ediyorlar nasıl böyle. anlatıyor? Risale-i Nur'da anlatırken mekanik varlık gibi ileride olacak bir varlık gibi anlatmıyor Risale-i Nur. Risale-i Nur onu temsillerle anlatıyor. Yani 5 sene 10 sene bir sinema seyrediyorsun ya diyor. 5 sene önceki sinemayı seyrediyorsun diyor. Aynı onu seyrettiğin gibi 5 sene 10 sene sonraki sinemayı da seyret diyor. Videoyu seyret diyor. Sen 10 sene sonra 20 sene sonra neredesin? Hani geçmişin kayıtta oluyor ya geleceğin de kayıt olacak diyor. Yani şeyi kullanıyor bak burada sinema ve şey metaforunu kullanıyor. Ve orada o güne götürmüyor bizi. Bugün de kalıp o güne baktırıyor. Ta o güne bugün Risale-i Nur bak yani bugün de bırakıp o güne baktırıyor. Onun için tesirli Risale-i Nur metodu. Ama yapma. öbürleri bu dünyayı terk et git orada cehennemi yaşa, cenneti yaşa. Onu hisset diye öyle tasavvur ettiriyor. Ama Risale-i Nur bugünden koparmıyor. Bir ayağın burada olacak, bir ayağın orada düşün, hayal et diyor. Bu şekilde. Böyle demesi
şey oluyor işte. Aklı ikna ediyor. Bu zamanın bu zaman şeyce delil çağı ya. Mesela bu delil çağı yani kanıt çağı yani. Kanıt aslındayız biz. Akıl yürütme yöntemleri. Mesela onun için dini gerekçelerle değil bilimsel gerekçelerle anlattığın zaman ahiretin varlığına ölümün bir arkasındaki bir anlamı yani mesela Tolstoy diyor ya şeyde bana ölümün açık ölümün değiştiremeyeceği bir anlam peşinde koşuyorum diyor bak ben. Ölümün değiştiremeyeceği anlam peşinde koşuyorum diye İstanbul'a gelmeye kalkıyor. İstanbul'a gelirken Bulgaristan'da ölüyor trende. İyi ki gelmemiş diyorum ben ha. İstanbul'a gelseydi oradaki ulemalar cennette şöyle yakarsın, ya işte cehennem şöyle olur, böyle olur deyip korkuturlar. Japonya'ya giden, Japonya Müslüman olmaya karar vermek için Abdülhamit'ten şey istiyor. Oraya giden hocalar sünnet olun, içki yasak bilmem ne deyince Japonya şeyi imparatorluğu İslamiyet'ten vazgeçiyor. Ertuğrul gemisine batıyor kaderin hükmü işte. Yani böyle derlerdi adamı belki adam mühtedi öldü bilemiyoruz. Çünkü Resulullah'la ilgili tevhidle ilgili çok güzel sözleri var. Neyse. Yani burada Risale-i Nur bu temsil hakikatini kullanıyor. Mesela şu güzel ziynetli odanın temsil örneği. Dört duvarında dördümüze ait dört endam aynası bulunsa bak odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynası bulunsa o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi dünya odası, dördü misali ve hususi. Bak, ne oldu? Bizi ta cennet böyle böyle diye hayal kuruyor bu diyorlar. Yok hayal yok. Ayna şeyini metaforunu kullanıyor bak. Her birimiz kendi aynamız vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızıya boyarsak, vursak kırmızı, yeşil boya vursak yeşil gösterir ve hakeza. Aynada tasarrufla çok vaziyette verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere sokabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tayin edemeyiz. Hakiki odayı, bulunduğumuz odayı. Herkesin boya aynası var. Oradan aynalar hep böyle iç içe gösterir ya arkada da ayna olunca. İç içe sonsuza kadar gider aynalar. Hakiki ve harici umumi odayı ise kolaylıkla tasavvur ve tayin edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikate birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Hakikatte aynı ama hükümlerde ayrı. Hakikatte ya aynı bu oda diyorsun. Hakikatte. Fakat hükümde uygulamada aynı diğeri çünkü hayali odalar. Mesela ayna bu yüzyılda bulunmadı ki. Belki bin senedir var ayna. Ama aynayı bu gözle aynayı anlatan bir bu zamanın insanı anlayabileceği bir örnek bu. Çünkü şey var yani burada bugünden koparmıyor insan. Hususi oda ile umumi oda hakikate birbirinin aynıyken ahkam da ayrıdır. Sen bir parmakla odanı harap edebilirsin. Bir kurup aynayı tamamen görünmez hale, buzlu hale getirebilirsin. Ötekinin taşını bile kıldıp kıldıramazsın. Hakikate dokunamazsın ama. İşte onun için herkesin böyle bir dünyayı böyle süslü bir menzildir diyor. İşte dünya süslü bir menzildir. Süslü menzil. Şu andaki dünya odasındayız biz. Her birimizin hayatı bir endam aynasıdır. Boy aynasıdır. Şu dünyadan birbirimize birer dünya var. Her birimize birer dünya var. Bak, hayal. Videoyla kendi dünyamızı oluşturduğumuzu düşünelim. Birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımız burası. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Hayatımız bir kalem. Bak, dünya, alem bir sayfa. Hayatımız kalem. Onunla o sayfaya amalimize gelecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikçe sonra gördük ki dünyamız hayatımızın üstünde bina edildiği için hayatımız bir zahil, fani, kararsızdır. Ya biz bu dünyada duruyoruz ama bu dünya geçici, fani, yani zahil, geçici, fani, yok olan ve kararsızdır. İstikrarlı değil. Kayıp gidebiliyor her an elimizden. Hissettik, bildik. Ona ait muhabbetimiz o hususi dünyamız aynı olduğu ve temsil ettiği
güzel nukuş-u esma-i ilahiye döner. Ondan bir cilve-i esma intikal eder. O zaman bu dünyada başka anlam değiştiriyor bak. Dünyaya bakış açıyı değiştiriyor burada Risale-i Nur. Bakış açısı bu. Risale-i Nur'un dünyaya vizyon değişikliği, vizyon. Vizyon. Misyon nedir? Bu dünyada iyi, en iyi nasıl yaşarım? Şu andaki insanın misyonu, vazifesi gibi o gözüküyor. Ama vizyonu ne? Ölümü de düşünüp stratejik düşünce vardır vizyonda. Stratejik düşünce vardır, ölümden sonrasında düşünme vardır. Mesela misyonda yaptığım işi en güzel yapayım vardır. Vizyonda farklı bir şeyi en güzel yapayım vardır. Farklı bir şey yapmak. Vizyonu değiştiren kişi keşif yapıyor bak. Bir bağlantıyı kuruyor, keşif yapıyor, bir hakikati ortaya çıkıyor. Görünmeyen bir hakikati. Risale-i Nur'da da dünyaya bakış açıyla ilgili böyle bir keşif yaptırıyor ve dünya hayatının ne kadar sönük olduğunu, süslü bir menzil olduğunu, aslında ebedi bir güzellik beklediğini kişiye en makul çözüm bu olduğunu söylüyor ölümle ilgili. Belki o hususi dünyamız, alemimiz bir sayfedir. Hayatımız bir kalem, onunla sayfa amelimize gelecek çok şeyler yazılıyor. Yani bir video kaydediyor düşün orada. Odamız harap olsa bile o dünyada oluşturduğumuz hayaller kalacak. Kalacak. Değil mi? Şu anda mesela yaptığımız şu anda kaydediliyor buradaki şeyler. Bunun gibi. Kalacak. Ondan sonra bu oda harap olduğu zaman biz beden, ruh bedenden ayrıldığı zaman orada o hayalimizde kaydolan, ruha kaydolan şeyler hepsi hayalimizdeki kaydettiğimiz şeyler ruha kaydoluyor hepsi. Orada onları yaşayacağız. Diyeceksin ki ben o zaman bu hayatta, bu dünyada güzel şeyler yaparsam oraya güzel şeyler götüreceğim. Heybemi güzel şeylerle dolduracağım. O halde benim hayal gibi, şu anda bana hayal gibi gözüken bir gerçeklik var. Buna görünmeyen gerçeklik deniyor bak. Görünmeyen gerçeklik. Akıllı insan soyut akıl yürütmeyle bunu görüyor. Soyut akıl yürütme bak. Ama maddi akıl yürütme, somut akıl yürütmeyle cenneti cehennemi anlayamıyorsun. Mesela şey, o zamanın doğrusuydu tabii. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne bir şey geliyor. Yani bir papaz geliyor. Bana cennet ve cehennemi anlat diyor. Şimdi bak. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne işte okudum bir rivayette. O cübbesinin sağ kolunu aç diyor, bak diyor, cenneti görüyor. Sol kolunu aç diyor, bak diyor, cehennemi görüyor. Görünce şey oldum ben diyor. Müslüman olmaya karar veriyor mesela. Bakıyor, görüyor onu. Şimdi o bir keramet gösteriyor orada. Şimdi bu zamanda bunu göstersen, ya orada bir film var, onu oynattı derler. İnanmaz kimse. Ya o zamanki insan hakikat arayışıyla şimdiki aynı değil. İkna edemezsin şimdi bu gibi. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri bu zamanda gelse Risale-i Nur metodunu kullanırdı. Yeah. O metot bu zamanda geçmez. Ama Bediüzzaman o zamana gitseydi o metodu kullanırdı. O başka tabii ama bu zamanda bu metot. Çünkü bu zamanın şeyi, metodolojisi bu. Evet. Eğer dünyamızı sevdikse ona sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi zahil, fani, kararsızdır. Hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz o hususi dünyamız aynı olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-u esma-i ilahiye döner. Ondan cilve-i esmaya intikal eder. Hem o hususi dünyamız ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip, bak dünyamızın ahiret ve cennetin fidanlığı olduğunu devredip, ona karşı şiddet, hırs ve talep, muhabbet gibi hissiyatımız onun neticesi temelesi sumuyla olan uhrevi fevaide çevirsek. Yani bazı şeyler bizzat güzeldir. Bazı şeyler de neticesi itibariyle güzeldir. Dünyanın en büyük güzelliği neticesi itibariyle güzel dünya. O aynamızı iyi, temiz ve güzel tutabilirsek aynamızı. Ama pis ve çirkin tutarsak kayıtlar, negatif kayıtlar çok olduğu için o zaman şey olmuyor. Yani bizim için mecazi aşk, ayna dağılıyor ölümle birlikte. Yani o vakit mecazi aşk, hakiki aşk ankara. Yani
dünyayı ahiretin tarlası görüp güzel şeyler ekip biçmek, şiddet hırs ile dünyaya, şiddet hırsı dünyaya değil ahirete yöneltmek. Yoksa Nasuhullahi ve ensehuhum enfusehum ulaike humul fasikun. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Onlara. O gecazı aşka, hakiki aşka çeviremeyenlere. Onlar yoldan çıkmış kimselerin ta kendileri kendisidir. Haşr suresi 59-19. Yani Allah onlar Allah'ı unutanı da Allah kendini unutturuyor. O halde burada sır ne? Allah'ı unutmamak. Allah'ı unutmamak ne demek? Allah'la online olmak ya. Şeye bağlanmanın üç türlü bağlanma var bak. Biz hani bunu anne babanın çocuk eğitiminde de kullanıyoruz. Karı koca arasında da kullanıyoruz. Bir yüzeysel bağlanma var mesela. Baba eve geldi çocuklara. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Okula gitti mi, geldi mi, nasıl geçti? Bir konuşursunuz. Bu çok yüzeysel. Bu babayla çocuk, anneyle çocuk arasında bağ oluşturmaz. Sadece şirket gibi birlikte yaşam oluşturur. Bağ oluşturan ilişki için ne lazım? İkinci aşamada şunu söylemesi lazım. Annenin, babanın çocuğa yahut eşin, diyelim eşin işten geldi, eşinin karısı, kadının, erkeğin birbirlerine. Ya buradaki yaptığın işlerde neler öğrendin? Sana ne öğretti? Bunun anlamı neydi? Anlam arayışı. Yapılan işin anlam boyutunu düşünmek. Yani neden yaptın bu işi? Neden bu yatırımı yaptın mesela? Neden bu kişiyle konuştun? Merak ediyor. Öğrenip anlamaya çalışmak. Bu anlam oluşturma da ikinci aşama. Ama asıl üçüncü aşama bak. Anlam oluşturan. Üçüncü aşama o bu anlamı anlattıktan sonra çocuk diyelim babasına. Peki çocuğum bu orada arkadaşın sana böyle dedi. Sen ne hissettin? Sen ona ne cevap verdin? Duygular konuşacak. Duygular konuştuğunuz zaman kalıcı bağlanma oluyor. Çocuk babaya bağlanıyor. Çocuk anneye bağlanıyor ve eve bağlanıyor. Ve o anda o çocuk evi sever o çocuk. O çocuk yanlış o yapsa bile tekrar döner. Ama böyle bir bağlanma ilişkisi yoksa sadece yüzeysel ilişki nasılsın iyi misin bir şey gibi yani evi böyle şirket gibi yani otel gibi kullanan bir ilişki ise hiç yok. Hatta ben öyle biliyorum. Bunu ya isim vermeden söylemiştim bugün televizyon programında. Ya öyle ilişkiler var ki evden kadın kapıdan erkek eve gelirken otele hoş geldin diye karşılıyor karısı dedi. Sonra bunu bana söyleyen de kendi dinlemiş. Bana geldiği zaman ismimi vermedin ama kocam anladı benim dediğimi diyor. dedi yani. öyle bir şey tecrübede yaşamıştım. Yani hakikaten o ilişki şey işte yüzeysel ilişki. Evet. Yani burada bu Allah'ı unutturmayan, unutmamak, kalbimizi Allah'a açacağız devamlı. Yani bir yemek yiyorsak besmele Allah için yiyeceğiz. Birisine işte harama helale dikkat edebilen kişiler ve bu Allah için bu yaptığım iş bana yani yapılan dünya işi diye gösterilen bir şey rıza-i ilahi niyetiyle o ahiret işi oluyor. Ahiret işi yapılan bir şey eğer para kazanmak için yapıyorsan o işi ahiret diye gözüken işi sadece inanmadan yapıyorsan o zaman o iş dünya işi oluyor. Dünya işi oluyor. Yani mesela gidiyor para için okuyorlar mesela. Niyetini bilemeyiz ama ben tabii niyet okumak doğru değil fakat bunun için yapan varsa ben hiç unutmam. Şey olmuştu bir adamın biri işsiz kalmıştı ona birisi şöyle tavsiye etmiş ya çok faydasını gördüm dedi. Bayağı para kazandım. Ne yaptın dedi. Dedim nasıl ne tavsiye ettiler sana dedim. Diyor ki ya çorap al dedi. Çorap satıyormuş satamıyormuş adam. Caminin önüne git sakal bırak orada şey giy kıyafetini düzelt orada sat demiş satarsın demiş. Ve adam gidiyor caminin önünde çorapları patır patır satmaya başlamış. Şimdi bunun niyeti orada gidip ticaret yapmak şey değil ki. Ya inşallah o ona belki kalbinin dönüşmesine vesile olur ama niyetinin şeyini bilemeyiz ama o ilkteki niyet öyle. Yani onun için bu niyetimiz
Mesela abdeste niyet yoktur, namazda niyet vardır. Abdest mekanik bir ibadet. Şu niyet farz değil abdeste. Hani sadece sevaptır ama namazda niyetsiz namaz olmaz. Namazın farzlarındandır. Çünkü niyet onu şey yapıyor. Yani Allah'a yaklaşma, bağlantı kurma vesilesi namaz. Evet. Aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layımut farz ederek dünyaya saplansa, şiddet hissiyatta ona sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bir bela ve azaptır. Bak, dünya muhabbeti, bağlantı muhabbeti. Yetimhane bir şefkat. Yani yetimhane şefkat ne? Yani böyle ayrıl, yani birisi bir yetimi seviyorsun ama biraz sonra gideceksin, o yalnız kalacak. Yani bu şefkatçi, ayrılık acısı var içinde. Mesela şarkılarda çok geçen bir kelime var. Hicran kelimesi. Değil mi? Şarkılarda çok geçiyor. Ben o kelimenin lügatına şeye baktım. Arapça karşılığında ayrılık acısı demek. Hicran. Ayrılık acısının özel ismi. Hicran. Yani hicran mesela şeydeki Osmanlıca'da, yani şey edebiyatta ayrılık acısı için kullanılmış. Onun için meyusane bir dikkat, ümitsizce bir gene ayrılık acısı tevellüd eder o muhabbetten. Yani kaybede insan kontrol edemediği ve yönetemediği şeyi acı çeker insana. Sev, muhabbet duygusu var. Muhabbet duygusu kontrol edebildiği ve yönetebildiği şeyde varsa o muhabbet acı vermez. İnsanın kontrol edebileceği ve elimden kayıp gitmeyen tek muhabbet sonsuz olan güç ilahı Allah'a imandır. Bak, onun dışındaki bütün şeyler geçici. Evlat sevgisi öyle, eş sevgisi öyle. Hepsinde ayrılık vardır, kayıp gidiyor hepsi. Kendi hayatın, dünya, para, mul, her şey kayıp gidiyor. Mal, mülk, hepsi kayıp gidiyor. Yani onun gibi, yani bu şeydir. Yani insanın dünyaya muhabbet etmesi ve kaybetme korkusuyla yaşıyor. Bir gün bir şey anlatmıştı, bir şeyde görevliydim o zaman, Işıklar Asker Lisesi'nde. Adam lüks bir araba almış, böyle kapının önüne koymuş apartman dairesinde. Yani daha önce rahat rahat sohbet ediyorlarmış, misafirliğe gitmiş. Ulan dışarıda bir korna çalıyor, bizimki hemen fırlıyor pencereye diyor. Kazam var, arabayı mı çarptılar, çizdiler mi diye. Yani emin ol, bir sohbet edemedik diyor. Adamın pahalı araba aldı diye huzuru kaçmış diyor. Çünkü onu kaybetme korkusu var. Öbürü ucuzda yok o. Çalındı mı, ne oldu diye. Yani dünyaya böyle çok ehemmiyet verince böyle bir korku ortaya çıkıyor işte. Kaybetme korkusu ortaya çıkıyor. Rüyalarına giriyor. Ondan sonra. Ya onun için bu şeydir hakikaten. Çok değer vermemek. Onun için hani İmam-ı Azam Hazretlerine var ya, onu biliyorsunuz, varlıklı birisiymiş İmam-ı Azam Hazretleri. Bir gün diyorlar ki, bir kervan şey yapıyor, kumaş ticareti yapıyor. Ya senin şuraya gönderdiğin kumaş ticareti yapan kervan soyulmuş, haberin olsun diyorlar. O da her şey Allah'tan diyor. Ondan sonra fazla üzülmüyor. Ondan bir müddet sonra tekrar haber geliyor, ya o kervan senin kervan değilmiş diyor. Yani o da Allah'tan diyor. Ya şaşırıyorlar bu sefer. Hem öyle hem öyle, ikisi de Allah'tan diyorsun. Nasıl demiş? O kervan sahibi ben değilim ki demiş. Kervan Allah'a bana emaneti. Yani gene bir gün şey demiş, böyle o kadar varlıklı ama öyle derin namaz kılıyor ki İmam-ı Azam Hazretleri. Deve tüccarının birisi gelmiş ki, ya senin de bir sürü deven var, benim de bir sürü deven var ama senin deven, senin kadar huzurlu namaz kılamıyorum ben demiş ona İmam-ı Azam Hazretleri. O da demiş ki, ben develeri ahıra bağırıyorum demiş. Sen ahıra bağlayamıyorsun demiş. Kalbine bağlamışsın develeri demiş. Yani onun için kalbini dünyaya bağladı mı namaza bile veremiyor sanki. Bunu söylemek kolay da yapmak kolay değil tabii işte. Böyle, ama bunu yapabilen de huzurlu buluyor işte ya. İmam, mesela onun ondaki cezaevinde bile huzurlu olabiliyor insan böyle. En kötü şartlarda da huzurlu olabiliyor. Buna psikolojide otantik mutluluk deniyor bak. Cezaevinde de mutlu olmayı başarabilmek,
sarayda da mutlu olmayı başarır. Her ortamda. Dört mevsim açan çiçek gibi olan mutluluk, hakiki mutluluk. Medrese-i Yusufiye diye orada vaktini geçiriyorum. Medrese-i Orada Yusufiye. Öyle diyor. Medrese-i Yusufiye diyor şeye. Hazreti Yusuf'un oradayı cennete çevirmiş o. Karma karışık pislik içindeki şeyi orada lider olmuş. Oradakiler hep çıkanların hepsi yardımcısı olmuş onun sonradan. Yani orayı eğitim okulu haline çevirmiş mesela. Ama niyeti değiştirerek çevirmiş. Oraya niye geldim, nasıl oldu dememiş. Allah'ın bir hikmeti var. Ben burayı daha iyi, daha güzel nasıl yaparım demiş. Madem biz bu dünyadayız, dünyayı daha yaşanır nasıl yaparız? Yani bunun gibi böyle bu gözle bakabilmek kolay değil tabii. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şiddet şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki acıdığı bütün zihayatların nefs ve zevalinde bütün üzüldüğü, kaybetmekten korktuğu, acıdığı o ölüm, yalnızlık, özgürlüğü kaybetme, yani ölüm ölme, özgürlüğü kaybetme, yalnız kalma, bir anlam bulamama, belirsizlik korkusu. Bir zat-ı bakinin baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden ayna-i ervahları, bak odadaki ayna gibi, boy aynaları gibi ruhların aynaları baki görür, şefkati bir sürura inkılap eder. Ya bu oda fani ama o aynadaki hayaller, görüntüler kalıcı diyor. Seval fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh, güzel bir böyle münezzeh bir şey. Yani bütün kusurlardan arınmış bir cemal ve hüsnü mukaddes ve mukaddes bir güzellik ihsas eden bir nakış ve tahsin, sanat ve tezin ve ihsan. Bak, güzellik, sanat, süsleme, ihsan, yine bir ikram yani, ihsan etmek. İkram kendini daimi görür. Yani o dünyadaki şeylerin arkasında esmaya bakıyor, müthiş ikram görüyor. Oradaki güzelliklere bakıyor, müthiş bir sanat görüyor. Bunlar diyor bana, o aynasına bunları yazıyor, kaydettiriyor. Ondan sonra bunlar Allah'ın bana ileride şey diyor. Hatta ben hiç unutmam. Bu Bekir Topaloğlu var, ilahiyatçı meşhur. Belki anlatmışımdır bunu. Vefat etti tabii şimdi. Yüksek İslam Enstitüsü'nün hocalarından, yani böyle kıymetli bir hoca. Birçok şey yetiştirmiş birisi. Şu andaki birçok profesörün hocası. O bir gün Rusya'ya gidiyor. Yanında talebeleri var. Çok Rus kızları biliyorsunuz. Yani çok şeydir. Yani çok çekicidir. Öyle bir Rus kızı görünce herkes bir fena, tuhaf oluyorlar. Nasıl karşılaştılarsa. Bekir Hoca almış, defteri çıkarmış, oraya bir şeyler yazmış. Talebeler de merak etmiş. Hocam, niye yazdın bak böyle, hani bir şey gibi gördüm. Ben şuraya dua listem var demiş. Duaya Allah bana ahirette böyle bir huri nasip etsin diye yazdım demiş. Düşünebiliyor musun bak? Harama girmeyi düşünmüyor. Allah ahirette bunun bana daha güzelini verecek diye biliyor. Bunu yapabiliyor muyuz biz ya? Yani ben bakıyorum, en dindar adam bile kolayca raydan çıkıyor ya bu zamanda. Çok dehşetli bir zaman yani. En büyük imtihan. Evet. O zeval ve fenayı tezid-i hüsün, tecdid-i lezzet. Bak, o geçici fani olan şeyi, güzelliğin ziyadeleşmesi ve lezzetin yenilenmesi ve sanatın teşhiri ve teşhir sanat için. Bak ne güzel şu üç şey. O zeval ve fani şeyi tezid-i hüsün. Ahirete düşünce, orada Allah bana verecek deyince güzellik ziyadeleşiyor. Tecdid-i lezzet oluyor. Lezzet yenileniyor ve sanat teşhir oluyor. Ve bu baki oluyor bu. Gibi tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini, şevkini, hayretini ziyadeleşti. Ahiretle bağlantı kurmayı başarıyor işte. Onun için müminin, bu dünya hayatı müminin cehennemi gibi bir şey. Dünya hayatı öyle boş, öyle basit ki ahiretin yanında. Ya bırak dünyanın bir saatlik rüyeti cemalullah, bir saatlik cennet hayatına mukabil gelmiyor. Cennetin de bin senelik hayatı bir saatlik dünya hayatına mukabil gelmiyor.
dünyanın en lezzetli bir saati cennetin, bin saati dünyanın, cennetin bir saatine denk gelmiyor. Böyle bir lezzet var. Onun için bu, bak burada o aynadaki tasavvur gibi düşüneceksin. Bu da yani, aşk-ı mecaziyi aşk-ı hakikiye çevirip dünya ile ahiret arasında köprü kurabilmek. Yani dünyanın geçici fani yüzüne Esma'yla bakan kainat kitabı yüzüne, üçüncüsü de mezra yüzüne bakıyorsun. Evet, burada biraz daha devam edelim. Mektubattan yine altıncı kelime ve yuhyi. Yuhyi. Hayat veren odur. Hayatı veren odur. Ve hayatı rızıkla idame eden de odur. Odur. Ve levazımat hayatı ishal eden yine odur. Ve hayatı âli gayeleri ona aittir. Ve mühim neticeleri ona bakar. %99 meyvesi onundur bak hayat. Hayat ona bakar. Hayat verene bakar. İşte şu kelime öyle şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der. Bak, hayatı veren Allah'tır diyor hayat. Ey insan, yani hayatın bir yalan gibi gözüküyor şu anda. Hayat bir yalandır. Hayat yalandır ama ahiret acı bir gerçektir. Hayat sahte bir yalandır. Hakikat acı bir gerçektir. Ey insan, hayatın ağır tekalifini omuzun alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp yüzüne düşme. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyayı gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinası hayy-i kayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Hayat gemisinde dümenci neferisin. Sadece hayatın kaptan köşkündesin. Onu yönetiyorsun. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel fayda verdiğini ve sefine sahibi ki vazifeni istikametle yaptığı vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç ve cihetle senin deftere amaline geçer. Bütün yaptığın oradaki sana bir hayat-ı bakiyi temin eder, seni ebedi ihya eder bu dünyadaki. Şimdi ben hiç unutmam, bir hanımefendi fizik tedavi yaptırıyor böyle. Fizik tedavi yaptıran bilir, fizik tedavinin egzersizleri vardı, bayağı ağrılıdır. Omuzu kasarlar, çekerler, kolu böyle kasa kusa cart curt, neredeyse feret ettirirler insana. Kaslar açılsın, kemikler açılsın diye yapılır. Bir böyle hanımefendinin birisine böyle yapıyor fizyoterapist. Ya orta yaşlı bir hanımefendi diyor ki, ya teyze diyor, sen hiç şey yapmıyorsun diyor. Hiç ağrımıyor musun? Hiç sesin çıkmıyor diyor. Evladım ağrımaz mı diyor. Tabii ki ağrıyor diyor. Çok ağrıyor hem de diyor. Fakat diyor ben bu tedaviden sonra iyileşeceğimi düşünüp sabrediyorum diyor. Ne kadar akıllıca bir çözüm ya. Ay uy diye bağırsa, ben hiç unutmam böyle şeydeyken, Cerrahpaşa'dayken kadın doğum stajındaydım. Kadın doğum stajında böyle ben de gözlemliyorum tabii. En çok kadınlar bağırıyorlar doğum esnasında, ebelik. Doğumlara girdim, bağırıyor. Ulan bir baktım en çok bağıran kadınlar nerede doğmuş diye. Karadenizli kadınlar habire bağırıyorlar. Orta Anadolu kadınlar sessiz, daha sabırlı. Ama Karadenizliler yırtıyor, Orta Anadolu'na katıyor. Ya işte biraz kültür de işte yani burada. Enteresan gelmişti bana. Yani öbürü tahammül ediyor demek ki. Şöyle güzel çocuğum doğacak, daha sabır diyor. O acı çekmeyeyim, o da çekiyor. Ama böyle. Ya bu dayanıklılık eğitimi deniyor buna ya askerde. Askerde mesela işte komandolar biliyorsun Eğridir dağlarında, dağ bırakıyorlar, bir hafta sonra gelin diyorlar. Yiyecek yok, bir şey yok. Kurbağa pişiriyorlar. Kovuklardan bir şeyler yiyorlar filan. Ne yapıp bir hafta 10 gün sonra geliyorlar. Bu nedir? İşte dayanıklılık eğitimi, komando eğitimi. Bunun gibi Allah bu dünyaya bize bazen onu veriyor, bazen mükafat.
Ama bu asrın insanı daha çok şeyle imtihan ediliyor. Varlıkla imtihan ediliyor. Yani bizim kuşaklar, bizim zamanlar yoklukla biz olgunlaşmak zorundaydık. Şimdiki kuşak varlıkla olgunlaşmak zorunda. Varlığa ulaştı fakat raydan çıktılar. Yani rahmetli Zübeyir abinin bir sözü vardı. Paralandı, paralandı diyordu böyle. Biliyor musunuz onu Yüksel abi? Evet, aynen öyle. Paralandı, 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 paralandı diyordu. Bazı zengin olanlar paralanınca Allah, peygamber unutuyorlar hepsini. Paramparça oluyorlar. Yani çok tehlikeli ya vallahi. Çok tehlikeli. Evet. Bir kelime, bu altıncı kelime Yuhyi'yi 20. mektupta Üstad iki defa yazmış. Ben çok enteresan geldi. Onun için devamı gibi onu da okumak istiyorum. Altıncı kelime ve Yuhyi, yani hayat veren yalnız odur. Öyleyse her şeyin Halik'i dahi yalnız onun içindir. Tevhid'i açıklıyor bu. Tevhidle ilgili olduğu için. Çünkü kainatın ruhu, nuru, mayası, esası, neticesi, hülasası hayat. Hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kainatın Halik'i de odur. Hayatı veren elbette odur. Hayyu kayyumdur. Yani hayat, yani insan öldüğü zaman vücudunun şeyini, gramını ölçmüşler. Öldüğü zaman. Bazılar 21 gram falan diyor. Yok öyle bir şey. Ya fasafis o. Hiçbir gram eksilmiyor vücutta. İnsan öldüğü zaman. Ruhu çıktığı zaman vücutta hiçbir gram eksilmiyor. Ama bazı hücreler çalışıyor. Mesela kalp, beyin ölümü oluyor. Kalp çalışıyor ama şey, sadece mekanik çalışıyor. Yani beyin öldükten sonra kalbin çalışması zaten canlılık işareti sayılmıyor. Bitkisel hayat sayılıyor. Yani el eser onu şey fetvası verdi ona. Beyin ölümüne, beyin düz çizgi gibi oluyor. Yani nörolojik ölüm olacak beyinde. Yani beyin tamamen solunum merkezde çalışmayacak. Sadece solunum pompayla olacak. Kalbe de yine şeyle, kendi kendine kalp çalışsa bile şey çalışıyor, sayılmıyor. Çünkü kalp kendisi mekanik organ. Kalbi ameliyatla kalbi çıkarıp pompayla dolaşanlar var mesela. Yani kalbin kendisi değil esas olan. Yani burada şeyle ilgili insan öldü, ölüm esnasında insanda ruh çıktığı zaman vücutta bir şey eksilmiyor ama hayat yok. Bak, çünkü ben onu şeye benzetiyorum. Ruh bir şey düşün. Mesela bir şu anda bir bizim bir televizyon bilgisayarımız var. Bilgisayar içinde bir program var. Bu program hayat. Canlı program. Elektrik gelince çalışıyor program. Ama bu uyduya bağlı değilse sadece kendi içindeki şeylerle dönüp durur. Şimdi uyduya bağlayan ruh. Allah'a bağlayan bizim ruh. O çıktığı zaman vücut çalışsa bile şey gibi, bilgisayarın içindeki kendi programı gibi. Bazı kalbi mühürlenmişler var ya, onlar da Allah'la bağlantısı kopmuş, Allah'ı unutmuş. Kalbi mühürlenmiş, sadece yemek, içmek, üremek, barınmak. Hani hayvanlar gibi yaşıyorlar onlar. Onlar da ruh pasifize olmuş durumda onlarda. Çünkü ruhla kalbi şey görmüş. Ama şeyde beyin ölümü olduğu zaman da artık ruh şey yapıyor. Vücutta bağlantısını kesiyor. Kesiyor. Onun için buradaki bu şeyin yuhyi, hayat bütün şeyin şeyi. Yani ruhun maddeyle bağlantı aracı hayattır. Hayat durduğu zaman ruh bağlantısı, maddeyle mananın bağlantısı kopuyor. İşte şu mertebe-i tevhidin bürhan-ı azamına şöyle işaret ederiz ki, başka bir sözde izah ve ispat edildiği gibi zemin yüzünün saharasında çadırları kurulmuş gayet muntazam bir hayatlar ordusu görülüyor. Bir temsil daha yapıyor üstad. Buna metafor yoluyla analoji diyoruz bak. Metafor, mecaz kullanıyor, analoji, teşbih yapıyor. Mecaz yoluyla teşbih yapıyor. Evet, biz zemin yüzünün sahrasında çadırlar kurulmuş gayet muhteşem bir canlılar ordusunu görüyoruz. Evet, Hayy-i Kayyum'un hadsiz ordularından her bahar mevsiminde yeni silah altına alınmış, gayipten gelen taze bir ordu, ağaç, böcek, çiçek, kuş orduları meydana çıkmış görüyor. Şu orduya bakıyoruz ki, nebatat taifelerinden 200 binden ziyade, hayvanat milletlerinden yine 100 binden ziyade çeşit çeşit muhtelif kavimler görülüyor.
müktelif canlı türleri var. Her bir milletin her biri taifesi elbisesi ayrı, erzakı ayrı, teslimatı ayrı, terhisatı ayrı, silahları ayrı, müddeti askeriyesi ayrı olduğu halde bir kumandan azam, büyük bir kumandan hasis kudret ve hikmetiyle, nihayetsiz ilim ve iradesiyle, bitmez rahmetiyle, tükenmez hazinesiyle, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, karıştırmayarak, geciktirmeyerek ayrı ayrı bütün o 100 bin, 300 binden ziyade milletleri, taifeleri kemal intizamla, tamamı nizanla, vakti vaktine ayrı ayrı erzaklarını, ayrı ayrı elbiselerini, ayrı ayrı silahlarını vererek, ayrı ayrı talimat yaptırarak, ayrı ayrı teresat ettiğini gözü bulunan bir müşahede görür ve kalbi bulunan bir aynel yakın tasdik eder. İşte hiç mümkün müdür ki şu ihya ve idariye, şu terbiye ve iaşiye o orduyu bütün şuunatıyla ihat eden bir ulum-u mühitin ve orduyu bütün levazımatı idare eden bir kudreti mutlakanın sahibinden başkası karışabilsin. Müdahale edebilsin, onda hissesi olsun. Yüz binler defa haşa. Evet, malumdur ki bir taburda 10 millet bulunsa, ayrı ayrı teçhiz etmesi 10 tabur kadar güç olduğundan aciz insanlar ister istemez bir tarzda teçhize mecbur olurlar. Ya bizim şimdi üniversitede 94 ülkeden insan var ha. 94 ülkeden. En çok da zorlandığımız Nijerya'dan gelenler. Ve bu gelenler de Müslüman. Ya abdest alıyorlar, terliksiz mescide gidiyorlar. Yalın ayak, ıslak ayaklı. Ya biz bunlara yani orada alışmışlar, toprağın üzerinde yürüyorlar. Burada da terlik, ya onlara terlik giymeyi öğretmekte öyle zorlandık ki. Düşün. Yani en sonunda bir proje yazdık, hedef arkadaşlığı projesi diye. O projede hepsine bir mentor tayin ettik. İşte Türkiye'den bir arkadaş, o onlara şey yapıyor. O mentorlere de şey verdik, böyle çalışan öğrenci statüsü verdik, belli bir ücret verdik. O öğrenciler onlara arkadaşlık yaptılar. O işte bu gibi şeyleri öğretiyorlar. Ondan sonra müzeleri gezdiriyorlar. Otobüs tahsis ediyoruz, müzeleri gezdiriyoruz. Böyle onlara uyumunu kolaylaştıracak proje yaptık. Bu projeyi biz şey yaptık şu anda. Yayınlayacağız bunu. Mesela iki şeyde korkuları azaldı çocukların. Kaygıları, bir de yalnızlıkları azaldı. Ölçek yaptık onlara. Azaldı. Faydası oldu yani o çocuklarda. Onun için burada bu şey, yani insan, yani bir tabur koyuyorsun. Yani düşün, akıllı insanları biz bir temizliği öğretemiyoruz ya. Ama bakıyorsun bir saat gibi işleyen bir şey var, dünya var, gezegenler var. Ağaçlar, kuşlar, böcekler, o akılsız böcekler pırıl pırıl. Akılsız sinekler daha temiz insandan. Ya akıllı insanları öğretemiyorsun. Demek ki onlara Allah öyle bir kanun koymuş ki onların beyinlerine yazmış, genlerine kaydetmiş kader kalemiyle, onun dışına çıkmıyorlar. Ama insana cüz'i irade verdiği için habire raydan çıkıyor, habire itiraz ediyor, habire kafasına göre gidiyor. Yani insanın o özgür iradesi başına bela oluyor. Evet. İşte hiç mümkün müdür ki şu ihya ve idare ve şu terbiye ve iaşeye o orduyu bütün şuunatla ihate eder, bir ilmi muhitin o orduyu bütün levazımatla idare eden bir kudreti mutlakanın sahibinden başkası karışabilsin, müdahale edebilsin, onda hissesi olsun yüz binler defa haşa. Ya öyle enteresan ki bak, şimdi dünyanın kendi etrafında dönme hızı şu anda saniyede 360 metre. Mesela bir top sahasının uzunluğu 90 metre. Yani bir saniyede dünya 4 tane top sahası kadar hızla dönüyor. Ne kadar hızlı değil mi? Bak, dünyanın kendi etrafında dönme hızı. Peki dünyanın güneşin etrafında dönme hızı ne biliyor musun? Saniyede 300 bin metre. Pardon, 30 bin metre. 30 bin metre bak. 360 metre kendi etrafında bu kadar hızlı dönüyor. Bir saniyede 30 kilometre yol alıyor şey. Dünya güneşin etrafında 30 kilometre yol alıyor. 30 bin metre. Peki güneşin bir de üçüncü bir hareketi var dünyanın. Solar sistemin, güneş sisteminin. Güneş sistemi de Samanyolu'nun ortasında bir kara delik varmış. O kara deliğin etrafında dönüyormuş.
O kara deliğin etrafında dönme hızı ne biliyor musun şeyin? Samanyolu'nun. Samanyolu'nun etrafında dönme hızı saniyede 220 bin metre. 220 kilometre hızı. Bir saniyede 220 kilometre alıyor. Dünya şeyde Samanyolu'nun güneş Kara sistemi delik. komple dönüyor. Ya bu yani hiç bir defa dursa of be artık dönmeyeyim dese her şey berbat olur ya. Ya bu ve kaç milyar senedir böyle ya. 13,5 milyar senedir böyle. Yani bu ancak bu dış akıl olmadan olmaz. Dış zeka olmadan olmaz. Görünmeyen bir irade olmadan olmaz. Yani matematiğin şey hesapları, ihtimal hesapları böyle bir zeka lazım diyor. En sonunda şu anda fizikçiler diyor ki işte yüksek bilgisayar teknolojisi kullanan üstün bir topluluk var. O bizi biliyor, yönetiyor diyor. Allah diyemedik diye. Yani Allah bir dış diye. aklı kabul ediyorlar şu anda fizikçiler. Allah diyemiyorlar ama bir yüksek bilgisayar teknolojisi olan üstün bir topluluk diyorlar. Bu da bir gelişme ya. Küfrü meşkuk, küfrü mutlaktan küfrü meşkuka çevrildi şu anda şey. Bilim, fizik dünyası bunu. Ama biyoloji dünyası öyle değil daha. Tıpçılar daha öyle değil. Yani berbat olunca tam berbat oluyor. Evet. Hem malumdur ki evet bir taburda dedik. Hem külfetsiz, müşkülatsız, kolay bir tarzda, hafif bir şekilde gayet hakimane, intizamperane bak. Hem mükemmel, hem hızlı, hem çabuk, hem tıkır tıkır işliyor intizamla ve koca orduyu bak böyle bir orduyu bir lisanla vellezî yuhyi dedirtip vellezî yuhyi hayatı veren ancak odur dedip kainat mescidinde ya şu an koskoca Rusya dünyanın doğal gazının %54'ü Rusya'daymış. O kadar varlıklı, zengin bir şey Ukrayna karşısında rezil oldu ya. Rezil oldu koskoca ordu ya. Hayır. Geri, yarısını ver, geri verdi, çekildi yarısından. Ya bak düşün, asker bulamıyor, paralı asker alıyormuş şimdi. Gençler kaçıyorlar. Ya ordu kendi ordusunu yetiştiremeyen bir aciz duruma düştü. Peki bu kainat ordusunu düşün ya. Bu böyle giymiş şey yapıyor. Bu ancak yani tevhid için bu yeter ya. Başka sadece şu altıncı kelime olsa daha ilallah demeye yeter ya. Bence. Kainat mescidinde o cemaat uzmaya Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumu ve la tehuzuhu sinetin ve la nevm ilahir. Allah Teala ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Yani tevhid. O hayy kayyumdur. Onun ne uyuklama ne de uyku tutmaz. Gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman ona arız olamaz. Göklerde ne var, yerlerde ne varsa onundur. Onun katında onun izni olmaksızın kim şefaat edebilir? O bütün mahlukatın geçmiş ve gelecekteki bütün hallerini bilir. Onun mahlukatı ise onun dilediğinden başka ilahi ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Allah'ın dilediğinden başka fazlasını kavrayamazlar. Onun hakimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Bak. Hakimiyeti ve saltanatı. Gökleri ve yeri tasavvur altında, tasarruf altında tutmak onun kudretine ağır gelmez. Her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan ancak odur. Bakara suresi 255. ayet ya. Bak tevhid. Yani şu ayet ne kadar açık mesela. Yani tevhidi yani Allah her şeyin kontrolünde, her şeye hakim, her şeye hükmediyor. Onu diyor. Yani burada şirk yok. Bunu anladığın zaman bir insan la ilahe illallah diyorsunuz. O zaman şeyi gemiye binmiş oluyorsunuz. Emin ol bunu dediği zaman hani Bediüzzaman Hazretleri şey yapmış ya o şeye ziyaret etmiş. Bu Fener Patriği'ni ziyaret ediyor. Fener Patriği'ne söylüyor. Sen tevhidi kabul ediyor musun diyor Allah'ın birliğini. Evet kabul ediyorum diyor. Peki Muhammed'e Resulullah diyor musun? Kabul ediyorum diyor. Peki bunları diğer arkadaşlara söylüyor musun? Söyleyemem diyor. Söyleyemiyorum diyor. Bediüzzaman Hazretleri'ne diyor bunu. Bak, söyleyemiyorum diyor. Beni yoksa dert de derler diyor. Samimi olarak bunu söylemiş. Dilara Muhammed'e Resulullah dediğin zaman şu anda emin ol papazlarda var ya bence
Bu çok yaygın şu anda, söyleyemiyorlar. Ben her an papazların Muhammed'in Resulullah deyip bir ahir zamanda farklı tevhide inanan bir İsevi cemaat oluşacak diye biliyorum bu. İlimle meşgul olan, fiziği, kimyayı bilen papazlar Allah bir diyecekler. Avrupa ve Amerika, Avrupa ve Amerika İslamiyet'e hamiledir. Bir İslami devlet doğuracak diyor usta. Bence doğuracak. Bence doğum sancıları başladı. Bu pandemiden sonra başladı. Her an bir orada bir şey patlama olacak yani. Şey bu yani şeytaniyet azdı ya böyle. Evet. Hani şu anda öyle o dehşetli azdı ki 7 yaşındaki çocuklara cinsel özgürlük hakkı istiyorlar 7 yaşına kadar. Düşünebiliyor musun ya? Bununla ilgili kanun teklifi vermişler Almanya'da filan. Ben yani yalan değil, baktım buldum kaynağını. Yani pedofilinin, bu demek ki 7 yaşındaki çocuğa cinsel özgürlük hakkı ver demek, pedofiliyi serbest bırakmak demek ya. Ya bu şerefsizlik ya, bu şeytan azmış. Allah, ama Allah bir taraftan buna karşı bir şey de biz mücadele edelim. Hazreti Lut gibi çıkalım, savunalım, bak Allah yardım eder onlara, bize. O musibeti görürler. Evet. Şey yapalım. Neyse, konumuzu böyle, altıncı kelime, yedinci kelime ölümle ilgiliydi. Onu da belki daha sonra inşallah bu tevhide devam ederiz. Başka bir sohbette fazla da uzatmayın. Tadında bırakalım inşallah. Sübhaneke la ilme illa ma 'allamtani, ente'l alim hakim. Lillahi Teala Fatiha.